Metin, ne yapıyorsun ya? Bir su daha geçeyim, bitecek. Kalk Zeynep, kalk. Niye sen yapıyorsun bu işleri? Babam öyle istedi. Madem okumak istemiyorsun, Hanya'yı Konya'yı anla dedi. Üstelik daha kapılarla camlar var. Okula gidip finallere de çalışmam lazım. Ah yavrum, yazık senin o ince bileklerine falan ya. Bırak hadi, bırak. Ay nasıl bırakayım? Gafur da bir hafta izinle. E tamam, ben silerim apartmanı. Zaten erkek işi bu. Hadi sen okuluna git. Ama daha servise çıkılacak. Ya onu da ben yaparım. Hadi sen git okuluna, hadi. Sağ ol Sacit. Çok tatlısın. Sensin o. Tuvalet kokusu lavantalı. Tamam. Lavantalı. Ispanak kökü. Yok, ben onu yemem. Şey alalım, kuzu butu. Fırında yaparız. Ya Allah'ım ya, ben sana şu anda sipariş veriyorum. Sen kafana göre benim siparişimi nasıl değiştirebilirsin ki? Akşam o ıspanak köklerini bana yedireceksin de o yüzden. Evde sürekli sebzeyle ot var. Yakında boynumuza çanta takarsın herhalde. Ya kardeşim, bir kilo et alıyorum. İkiniz beraber hıdır 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 bitiriyorsunuz. Pirana sürüsü gibisiniz. Bence biraz sebze yiyin yani. Ispanak kökü almam. Toprak kokuyor. Ya kardeşim, sen kapıcı değil misin? Ne kapıcısı lan? Vekaleten de olsa sen şu anda kapıcısın. Benim siparişlerimi yerine getirmek zorundasın. Yaz! Ispanak kökü! Kuzu butu. Fırında yaparız, şahane olur. Şşşt! Öyle geç diye! Ne oldu lan? Flaş bitmiş ya! Sinirlerim bozuldu diye flaş bitiriyorum. Of, tamam lan, tamam. Ispanak kökü alırız, tamam. Ağlama, aman be. Bir tane ekmek, çiğek, kaşar peyniri. E tane de bir kutuda çerçin domates. Yenge, ağlıyorsun, hiçbir şey anlamıyorum. Onun yüzünden değil, sizin yüzünüzden. Niye yolluyorsunuz sevgilimi Amerika'ya? Dayıma çok kızgınım. Dayın da sana kızgın. O da tansiyonu bir çıkıyor, bir iniyor. Tık 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 tık. Neyse, neyse, çok işim var, siparişi alayım. Gelin olmalısın. Ağlamadan konuş yenge. Çeri domates. Ha, onu zaten anlamayacakmışım ben. E dükkanda kim duruyor şimdi? Her şey kontrol altında yenge. Sertaç her şeyi eskisi gibi idare ediyor. Her şey kontrol altında. Şimdi çeri domates. Başka? Farmazan fasulye, sarking elma. Parmesan peyniri, andim yeşillik. Ya hani öyle parlak parlak, kımıl kımıl jöleler var ya, ondan. Kızım söylemiyorsun ki neli jöle, çilekli mi neli? Saç jölesi. Yok ya, senden kapıcı mapıcı olmaz ha. Tamam kız, sus. Anladık, saç jölesi. Heh, parlak olacak böyle simli simli. Yaz oraya bakayım. Yazıyorum, tamam. Heh. Hayırdır Sacit Bey? Sipariş alıyorum. Siz, bizden. Hacer'in görevi değil miydi o? Hacer'in? Onu bilmiyorum da. Şimdi olaylar şöyle gelişti. Dayım bana biraz kızgın ya. Benim mali durum biraz bozuldu tabii. Ben de böyle 3-5 kuruş bahşiş alayım diye. Gafur da tatildeymiş. Böyle yani. Bahşiş için. Ha, ama güzel iş yani, yürüyüş oluyor. Dayım da o olsun sana, hayata öğren, hayta şeklinde böyle destek çıkınca işte böyle bütün sebepler birleşti. Tamam o zaman, ben kaçayım.
yemeklerini hep unutuyorsun. Hep eksik koyuyorsun sabahları. Kardeşim, İstanbul'da altyapı yok. Bir tane DVD izleyeyim diyorum. Takıyorum DVD'yi, şak sigorta atıyor. Tamam, değiştiriyorum, tamam. Bu İzze senin arkadaşın mı? Evet. Nasıl bir herif bu? Kim bu? Ya sıkı çocuktur da Allah rızası için. İki dakika sus be kardeşim. Değiştiriyoruz sigortaları, öf! Bak orada kırmızı kablo var ya. Tut o kabloyu, çek onu. Odur o. Eyvallah. Gafur, gel. Sadece telefonu çarptı. Ha? Tamam, tamam. Tamam, aferin. Tamam, tamam. Yok bir şey, yok bir şey. Tamam. Bittim. Gerizekalı, niye kırmızı kabloyu tut diyorsun? Kardeşim, benimle ne ilgisi var? O kırmızı kablo gibi görünüyordu. Ben sana tut, çek dedim. Kötü niyet yok ki bunda ya. Ayağımı kalkabilsin. Pataklayacağım seni. Ama sen bu ara çok sıkı bir dayak yiyeceksin. Bekle sen, bekle. Ben tut. Ben tuzlu. Vektör Navi dahi. Pardon. Heh, hallet Gafur, hadi. Hah, Gafur, bak orada kırmızı kablo var ya. Onu elleme, o elektrik çarpıyor. Öğrendik onu, tamam. Şu kırmızı kablo. Evet, onu tutma. Hayır, dur, dur, dur. Nasıl? Seni elektrik çarpmıyor mu ya? Yok, ben alışığım. Sadece hapşırık tutuyor. Şişt bana bak lan. Madem o kadar maç olsun, git kuzinine bir şey söyle, tamam mı? Elin herifleriyle samimiyet kuruyormuş gibi geliyor bana. Ne diyorsun lan sarhoş? Asla öyle şey yapmaz. Ben şüpheleniyorum vallahi. Hatta kafamda bir isim de var. Yavaş git biraz, yavaş. Bak günahını almıyorum. Ama Aslı'nın saf bir tarafı var Sacit. Akbabalara yem olmasın kız. Arkadaşlık ayağına güme gitmesin Sacit kız ya. Niye değiştiriyorsun lan? Gol oluyordu. Ulan her gece maç maç maç. Yeter artık be. Yeter artık be. Allah'ım benim gücüm kalmadı ama bir şöyle seni evire çevire bir dövse. Başka bir şey istemiyorum vallahi. Bırak artık şu kumandayı be. Bırak ömür törpüsü. Sacit. Kapı çalıyor. Bak kapıya. Baba bak, senin çalırdığın program değil mi? İyi misin Sacit? Elektrik çarptı dediler. Sorma ya. Acemi kapıcının dramı işte. Ya benim yüzümden. Yok canım, ne olacak? Sen bir yere gitme de. Seni gönderemem. Gerekirse her gün elektrik çarpsın. Zaten zamanla alışılıyormuş, Gaffur öyle dedi. Sacit, bu arada finaller iyi geçti. Sayende. Yok canım, ne yaptık ki? Baba, Sacit Bey elektrik çarpmış, ben de geçmiş olsun dedim. Verilmiş sadakanız varmış dedim. Vallahi epey meraklanmış Zeynep, Hacer. Bayağı endişelenmiş Hacer. Taksim Bey aradı, size ulaşamamış, beni beklesin, bir şey konuşacağım dedi. Ya öyle mi? Sağ ol. Sacit Bey sağ olsun, bayağı iş yapmış bu hafta. Ama Sacit Bey artık gerek yok. Finaller bitti. Ben hallederim. Hacer. Efendim. Sen gel kızım biraz benimle. Nereye? Gideceğim, konuşacağım bu Aslı ile ben ya. Ne oluyor? Ne oluyor yani? Ne oluyor? Kim o? Kimler gidip çıkıyor eve? Ne oluyor orada? Çiçekler bir şeyler. Nedir?
Hop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.